Herkese merhabalar. Bugün el bileğinden şah damarı tıkanıklığına, yani radyal yoldan karidüs arter darlığına müdahale işlemini anlatacağım. Yakın zamanda yapmış olduğumuz bir vaka üzerinden paylaşımda bulunacağım. Bu vaka 60'lı yaşlarda bir hasta. Son 6 ay içerisinde transient iskemik atak dediğimiz geçici felç atakları oluyor. Yani sağ el ve ayakta güç kaybı, geçici güç kayıpları ve pertek konuşması olması üzerine çekilen şah damarı Doppler ultrasonunda sol şah damarda %99 civarında bir darlık saptanıyor ve hasta bize getiriliyor. Biz hastaya baktığımız zaman normalde bu işlemleri kasıktan yapıyoruz. Yani femoral arterden yapıyoruz ama her iki kasık namazının da alınmadığını hissettiğimiz için el bileğinden yapmaya karar verdik. Hastayı anjiyo masasına aldık, yakınlarını bilgilendirdik. Aslında el bileğinden yapılan işlemlerin çoğu femoral yoldan, yani kasık bölgesinden yapılanlara göre daha üstün. Neden? Çünkü kasıktan yapılınca hastanın üzerine kum torbası koymak gerekiyor. 6-8 saat hareketsiz kalıyor. Kasıktan yapılan işlemlerde kanama ya da işte hematom dediğimiz şişlik, morarma daha fazla. Yine kasıktan yapılan işlemlerde, el bileğinde yapılan işlemlere göre İşlem sırasında felç gelişme ihtimali biraz daha fazla. El bileğinden işlem yapmak daha avantajlı. Burada da gördüğünüz gibi aslında el bileğinden işlem yaptık. Buraya bu el bileğinden stent göndereceğimiz için birazcık daha iç lümeni geniş olan kılıflar koyuyor buraya. 7 French Slender Sheet dediğimiz bir ufak kılıf yerleştiriyoruz buraya. Ve sonrasında da işleme başlıyoruz. Dediğim gibi normalde Türk dünyada da çoğunlukla femoral, yani kasık yolundan şah damarı stentleme işlemi yapılıyor. Ama el bileğinden de rahatlıkla ve güvenle bu işlerin yapılabileceğini göstermemiz ve pratiğe girmesi gerekiyor. Giriş yolu sağladıktan sonra baktığınızda böbreklerden hemen önce karın damarının tamamen tıkalı olduğunu görüyorsunuz. Ayaklara giden bir kan akımı yok baktığınızda da. O yüzden de bu hastanın kasık nabızlarını alamıyoruz. Buradan işlem yapmak zor. Normal radyal anjiyografi yaparken, radyal yoldan anjiyografi kullandığımız OptiTorx 3.5 kateterlerle önce sağ şah damarına oturduk. Bir rotasyonel anjiyografi yaptık. Sağ tarafta %50 darlık olduğunu gördük. Sonrasında yine aynı kateterle beyin damarlarını görüntüledik. Burada bir problem yok. Sonra aynı kateterle sol tarafa geçtik. Önce sol kola giden damara yerleştik. Buraya bir tel koyduk. Onun üzerinden tırmanıp şah damarına ulaşacağız. Teli geri alıp katetere küçük bir loop verdikten sonra şah damarına ulaşmamız daha kolay. Sol şah damarına ulaştık. Bakın beynin dolmadığını görüyorsunuz. Burada bir acı dediğimiz arter var, dolmuyor. Çünkü burada %99 tıkanıklık var. Sonrasında bu tanısal amaçlı kateter üzerinden normalde buraya bir kateter yönlendirip ECA dediğimiz işte burnu ve kulakları besleyen damara bir tel koyup çapa yapıp öyle guiding kateteri taşımamız gerekiyor. Ancak bu da vakada bu mümkün olmadı. Bunun üzerine bir sol 3.5 ve bu guiding kateter ile buraya çift tel koyarak yerleştik. Önce filtre koyduk. Sonra balonla dilatasyon yaptık ve buraya 7.30 çapında bir tubüler stent koyduk. Bakın az önce dolmayan beyin damarlarının nasıl dolduğunu görüyorsunuz. Bir başka vaka, bunun yine sağ el bileğinden yaptık. Sol şah damarı tamamen tıkalı. Sağ şah damarında da bakın görüyorsunuz %99 pıhtılı tromboza bir darlığı var. Burada kullandığımız kateter SIM2 diagnostik kateter. Bu kateterlerin kendi körleri var. Radyal yoldan yapılan karidüs anjiyografilerde laboratuvarda muhakkak olması gereken kateterlerden bir tanesi SIM2 kateter, bir tanesi VERT kateter ve mümkünse bunların uzun olanları da elimizde olmalı. 125 cm olanları, çünkü teleskopik yöntem dediğimiz stentleme işlemine döndüğümüzde uzun olanları da lazım olacak bize. SIM2 kateter ile common karotide oturttuktan sonra ECA'ya, eksternal karotid artere gidiyoruz. 0.35 hidrofik telimizi koyuyoruz. Sonra buraya 0.35 amplas tel koyuyoruz. Ucu yumuşak, gövdesi sert, sistemimizi, yani guiding katetimizi buradan rahatlıkla taşıyabilmemiz için. Gördüğünüz gibi buraya guiding katetimizi yerleştirdik. Anjiyomuzu yaptık. Bakın tromboze, ciddi bir lezyonu var.
filtremizi koyduk. Bu sheet filtre, sonra bir stent yerleştirdik buraya ve işlemi bitirdik. Tabi her zaman diagnostik anjiyografi sonrası oraya guiding kateter koymak kolay olmuyor. Bazı manevralar denemek gerekiyor. Bu bir sim kateter, yine anjiyografisini yaptık. Ancak buraya ECA'ya çapa yapmamız çok kolay olmadı. Bunun üzerine analı kızlı ya da teleskopik yöntem dediğimiz bir yöntemle işlem yaptık. Teleskopik yöntem ne? Bir guiding kateter içerisine guiding kateterden daha uzun olan, yani işte 90 santim desne şişitler ya da sağ guiding kateter kullanacaksınız 100 santim. İçinden çıkabilecek, yani 125 santim uzunluğunda bir kateter olması lazım. Ve karıtsız arterlere rotasyon ile oturabilmeniz lazım. Bunlar neler? Teleskopik yöntemde kullandığınız kateterler. 125 santim sim kateter, vert kateter, multipurpose kateter ya da sağ diagnostik kateter de işinize yarayabilir. Bunlarla karotisi oturduktan sonra guiding kateteri bunun üzerinden rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bu işlemin adı teleskopik yöntem. Teleskopik yöntemle guiding kateterinizi oturtup ondan sonra yukarı filtrenizi koyup karotisi arteri rahatlıkla stentleyebilirsiniz. Özetle söylemek istediğim, aslında anlatmak istediğim şu. Radyal yoldan karotis arter stentleme işlemi çok rahatlıkla yapılabilir. Bunun için elinizde olması gereken kateterler sim kateter, multipurpose kateter, vert kateter, sağ Judkin kateter. Mümkünse bunların 125 cm uzun olanları da elinizde bulsun ki teleskopik yönteme dönmeniz gerekebilir. Bazı durumlarda destination sheet yerine AL guiding kateter ve özellikle sol 3.5 EBU guiding kateter sağ radyalden sol karotisi oturtmak için inanılmaz iyi destek ve kör sağlıyor. Bu da aklınızda olmalı. Radyal yoldan yapılan karotis stentleme işlemlerine bakıldığında stroke riski daha az, kanama komplikasyonları daha az, hasta erken mobilize oluyor. Bunları düşündüğümüz zaman artık radyal yolunda karotis stentlemede temel yol olma eğiliminde olması gerektiğini ve bu yönde adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka vakada buluşmak dileğiyle kendinize sağlıcakla bakın.